BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıkladı. Bu arada Dünya Bankası Ukrayna'dan %35 daralma beklentisi duyurdu. Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini 50 bas puanı artarak %3,5'a yani 7 yılın zirvesine çekti. Elon Musk'ın Twitter'a ilk teklifi olan 44 milyar dolar üzerinden satın almaya tekrar açık olduğu haberiyle sosyal medya şirketinin hissesi %22 yükseldi. Avustralya Merkez Bankası'nın dün beklenenden az faiz artırması ve Amerika'da açılan iş pozisyonları verisinde Nisan 2020'den beri en sert geri çekilmenin yaşanması Fed'e dair beklentileri baskıladı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %3,6'nın altına inerken Wall Street endeksleri dünü de primli tamamladı. Çin ve Hindistan'da piyasalar kapalı. Tatil dönüşü Hong Kong borsası teknoloji önderliğinde rally yaptı. Kalan Asya borsaları da artıda. Güney Kore'de Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrası enflasyon bu sabahki verilere göre hız kesti. Amerikan vadeliler ekside. Dolar endeksi Mart 2020'den beri en sert düşüşü dün yaşadı. Ardından bu sabah parite 0.9960 seviyesinde. Dolar TL 18.56, Euro TL ise 18.21'den işlem görüyor. Spot altın 1719 dolarda. OPEC artı toplantısında 2 milyon varille pandemiden bu yana en büyük üretim kesintisinin görüşüleceğine dair haberlerle Amerikan tipi ham petrol 86, Brent ise 91.5 dolara yükseldi. Bugün OPEC artı toplanıyor. Ayrıca Amerika'da ADP özel sektör istihdamı, küresel çapta ise hizmet PMI verileri izlenecek.